İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Ücretsiz, erken bildirim ve uzlaşma üzerine araştırma ve görüş. Kapadokya'nın yeraltı mağara şehirleri turistlere açılacak. Hasan Ruhani, Nikol Paşinyan'ı İran'a davet etti. Erdoğan ve onun Rus dayanağı. Suriye ordusu teröristlerin saldırısını geri püskürttü. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Cenevre oturumunda bir konuşmada bulundu. Abrahamyan, göreve yeni atanmasından dolayı başkanı kutlamış ve yerli halklarının haklarının korunması hakkında konuşmuştur. Başkan Armenak Abrahamyan konuşmasında şunları dedi. 17 Aralık 2004 tarihinde Batı Ermenistan'ın Ermeni halkı ve onun Ulusal Konseyi, uluslararası hukuktan önce kabul edilen etkili kararlar, antlaşmalar ve tahkim kararları temelinde Batı Ermenistan toprakları üzerinde tam bir egemenlik ilan etti. Ermeniler, yerliler ki bunlar soykırımdan kurtulmuşlardır. Kendi kaderlerini, tayin hakkını savunmak istediler ve her şeyden önce kendi haklarının ki, bunun temelini oluşturan kendi atalarından kalma topraklarının, doğal kaynaklarının kullanması koşulları yatmaktadır ve egemenliklerinin nasıl uygulanacağını uluslararasınca kendilerine tanınan hakları uygulayarak belirlemek istemektedir. Konuşmanın tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden izleyebilirsiniz. Türk makamları Batı Ermenistan'ın batı komşusunu olan Kapadokya'nın batı kapısı olarak kabul edilen Kırşehir'de 15 yeraltı şehrini turistlere yönelik olarak açmayı planlıyor. Yeraltı, manastırlarıyla, geçitleriyle içme suyu, kuyularıyla, ahırlarıyla ve havalandırma sistemleriyle bu şehirler Roma İmparatorluğu'nun zulümünden kurtuluş arayan ilk Hristiyanlar tarafından inşa edilmişti. Buraları sadece toplantı yeri değil, dahası daimi yaşam yerleriydi. En büyük yerleşim yeri olan Derinkuyu'da 20 bin kişi hayvanları ve erzeklarıyla birlikte yaşayabiliyordu. Zengin tarihi ve popüler tatil yeri olmasına rağmen Kırşehir o kadar da tanınmış bir yer değil. Bu açıdan Türk yetkililer yeraltı şehrinin yabancı turistlere çekeceğini umuyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran'ın Enerji Bakanı Rıza Ardakanyan'ı makamında kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Nikol Paşinyan, Ermeni-İran ilişkilerinin gelecekteki gelişimini önemsemiş ve ortak çabaların yakın gelecekte ikili ilişkilerde var olan büyük potansiyele tam olarak gerçekleşeceğini olan umudunu dile getirmiştir. Nikol Paşinyan, Ermenistan dost İran'la sıkı işbirliğine hazırdır. Biz tüm ortaklarımızla diyalogumuza büyük önem veriyoruz ve bu prensipte Ermeni-İran ilişkinin gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz dedi. Ve ticaret hacminin artırılması doğrultusunda gerekli adımların atılmakta olduğunu da vurguladı. Reza Ardakanyan, İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin İran'a davet eden mesajını başbakanı iletti. Suriye ordusu 9 Temmuz'da Latakya'nın kuzeyinde terörist grupların saldırısını geri püskürttü. Kaynağın belirttiğine göre silahlı gruplar Latakya'nın kuzeyinde bulunan Atera yerleşim yerine saldırıda bulunmuştu. Ayrıca belirtildiği üzere ordu bu gibi saldırıyı beklediğinden karşı saldırı için hazır durumdaydı. Aynı kaynak saldırının geri püskürtülmesine rağmen çatışmanın devam ettiği ve saldırganların kayıplar verdiğini de ekledi. Stanislav Darasov, ABD ve Avrupa Birliği'nin agresif tepki fonu üzerinde Rus-Türk ilişkilerine değinerek Türkiye'nin sonucuları karşısında kendisi için uygun tavizler koparacak kozları ele etmek için tüm yolları denediğini vurguladı. Yazar, Brüksel'de 11-12 Temmuz günlerinde gerçekleşecek olan NATO zirvesinin daimi temsilcisi olan ABD'nin Rusya'nın Türkiye'nin aklını çelmeye çalıştığını, ayrıca diğer NATO müttefiklerinin yanı sıra dünya tarihindeki en güçlü savunma ittifakı olan NATO'yu istikrarsızlaşmak istediği açıklamasına vurguda bulundu. Erdoğan, ABD ve Avrupa Birliği üzerinde baskıda bulunarak özellikle Suriye'de yürütülen politika sorununda kendisi için olumlu tavizler koparmayı deniyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arpi tarafından seslendirilen Mahmur Akçik adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.